remember we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Öndeki bulunan düğmelerle de arabayı kullanma kolaylığını çok rahat sağlayabiliyorsunuz. Telefon düğmesine bastığınız zaman eşleşen telefonlara kayıtlı yapılabiliyor. Navigasyon harita açtığınız zaman sizin nerede olduğunuzu, nerede yapabileceğinizi, nereye gidebileceğinizi gösteriyor. Yine aynı şekilde radyo, müzik tuşuna bastığınızda Bluetooth veya USB kablosuyla bağlanarak bütün detayları net bir şekilde seçebiliyorsunuz. Tüm bu fonksiyonların tamamını ekrandan da yapabiliyorsunuz. Yani araba şunu düşünülmüş, birden fazla fonksiyonu arabada koyarak kullanım kolaylığını dengelemiş ve hangisinin için daha kolay geliyorsa onu kullanma kolaylığı sağlamış. Benim için burası daha kolay derseniz burayı seçiyorsunuz. Burası derseniz buradan da değiştirebiliyorsunuz. Dokunmatik ekran. Direksiyondan değiştireceğim ben derseniz direksiyondan da aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Arabanın en sevdiğim özelliklerinden birisi akıllı Mercedes'in uygulaması. Bununla birlikte çoğu komutu birlikte yapabiliyoruz. Örneğin başlayalım. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Sıcaklığı 3 derece düşüğe ayarla. Sürücü tarafında sıcaklığı en düşük kademeye ayarlıyorum. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Sıcaklığı 3 derece yukarı ayarla. Sürücü tarafında sıcaklığı 18 dereceye yükseltiyor. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kapat. Ambiyans ışığını kapatıyorum. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını aç. Ambiyans ışığını açıyorum. Evet, şimdi araba diyelim kışın buz yaptı. Buzunu çözdürmek istiyoruz. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Buz çözmeyi aç. Buz çözme işlemini açıyorum. Evet, fark ettiğiniz gibi hemen maksimum dereceyi açtı. Ve havalandırma yüksek derecede buz çözme için pencereye havayı verdi. Havayı duyuyorsunuz zaten, hava sesini duyuyorsunuz. Hey Mercedes! Buz çözmeyi kapat. Buz çözme işlemini kapatıyorum. Evet, kapattı. Diyelim üşüdük, koltuk ısıtmasını açmak istiyoruz. Koltuk ısıtmasını açacağız. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Koltuk ısıtmayı aç. Koltuk ısıtmasını açıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ışık yandı. Ve koltuk ısıtmasını açtı. Hemen zaten hissettirmeye başladı altında. Şimdi kapatalım, bunu da özelliği. Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Koltuk ısıtmasını kapat. Koltuk ısıtmasını kapatıyorum. Araba gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Tüm özelliklerini ince, etraflı bir şekilde düşünülmüş ve sürücünün konforunu arttıran her türlü detay göz önünde bulundurulmuş. Dikiz aynası mevcut. Dikiz aynası şık, ince, çerçevesiz tasarıma sahip. Her yer net bir şekilde gözükebiliyor. Dikiz aynasının üstünde bulunan bu düğme sunroof'un düğmesi. Geriye doğru çektiğimizde sunroof'un açıldığını görüyorsunuz. Evet, sunroof açıldı. İkisi de arka tarafında. Sonra bu düğmeyi, aynı düğmeyi bir kez daha arkaya doğru ittiğinizde sunroof'daki pencerenin açıldığını görüyorsunuz. Hemen sineklik zaten buradan çıkıyor ve pencere açılmış oluyor. Yine aynı düğmeyi bir kez daha, bu defa öne doğru ittirdiğimizde önce cam kapanıyor. Evet. Sonrasında yine aynı düğmeyi bir kez daha ittirdiğimizde pencerenin üstündeki kılıfın kapandığını da görebiliyorsunuz. Araba çok ferah bir şekilde gözükebiliyor. Arabanın tüm özelliklerini dikkate aldığımızda 10 üzerinden 10 verilebilir. Ben çok beğendim özelliklerini. Vitesleri, vites geçişleri,
Gayet iyi. Bununla ilgili birazdan çekim yapalım. Yolda nasıl gidiyor onları da aktarayım size. Araba 9 şanzımana sahip. 130 ile giderken bile 1300-1400 devirleri görüyor. Bu da ekonomi açısından çok büyük fayda sağlıyor. 1600 motor olması vergi avantajı sağlıyor malum. Arabanın pedalları gayet şık. Fren geniş bir alana sahip. Onun için kullanması kolaylık oluyor. Gaz pedalı ise uzunlamasına bütün ayağı sarabildiği için kullanılması, tek bir noktaya temas etmediğine ayak çok rahat bir şekilde kullanılması sağlanıyor. Malum tüm arabalarda az çok artak buralar. Sis farı, otomatik açıp kapama, kısa far, uzun far ve el freni düğmesi burada mevcut. Şurada uzun far, kısa far. Şuna bastığımız zaman silgeçler su fışkırtıyor. Şu düğmeye basıldığında gördüğünüz gibi su fışkırtık camları yıkıyor. Otomatik yağmur sensörü düğmesi mevcut. Yağmur sensörünün hızını, kademesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kademesine göre hızı artıyor bu şekilde. Düdük sesinden de bahsedelim. Düdük sesi. Sağ tarafta direksiyon olmadığı için sağ kol vites için ayarlanmış. En dikkat çekici, mükemmel özelliklerinden birisi de direksiyonun öne doğru, geriye doğru gelme tuşu. Şuradan göstereyim. Görüyorsunuz. En dibe geldi. Şimdi arabanın bu düğmeye bastığımız zaman direksiyon arkaya doğru geliyor. Kendi boyunuza göre bu direksiyonu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu küçük tuş da bunu sağlamakta. Gerçeklik. Gördüğünüz gibi ışıklarda durduk ve arttırılmış gerçeklikle şimdi yol hesaplanıyor ve ışıkları da bana gösterdi. Kırmızı ışıkta olduğumuzu bize gösterdi. Çok mükemmel bir özellik. Gerçekten her şey düşünülmüş. Kırmızı ışıkta olduğumuz, arka tarafta sanal gerçeklikle geçen arabaların pozisyonlarının hepsini tek başına ayarlayabiliyor. Birebir orijinal. Evet, yeşil ışık yandı ve geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi sola dönmemi söylüyor bana. Galiba araba kullanmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Mercedes gerçekten işi biliyor ve her türlü şeyi düşünmüş. Bu arada sanal gerçeklikte ışıkların çalışması için ön sırada olmak gerekiyor. Araba olursa başka, o zaman göstermiyor. Işıkları göstermiyor. Ön sırada olup ışıklardan önceki çizgide durmak gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi ışık bitti ve sanal gerçeklik kapandı kendiliğinden. Yine düz gidiyoruz. Onun için rotayı gösteriyor. Yine bir dönemece geldiğimiz zaman veya viraja geldiğimiz zaman sanal gerçeklik kendiliğinden açılıyor ve nerede olduğumuzu bize belli ediyor. Evet, şimdi ambiyans ışığı ile ilgili çekim için akşam göstermek istedim. Akşam geldim. Ambiyans ışığı ayarları mevcut. Ambiyans ışığı özelliklerine bakalım şimdi. Renk ne durumda? Renklerini buradan seçebiliyoruz. Çeşitli renkler var. Çok renkli dediğimiz zaman sürekli renkte değişiklik seçiyoruz. Burada hangi desende, okyanus mavisi, gökyüzü, kızıl ay ve ateş kırmızısı diye çeşitli desenler mevcut. Çok renkli kısma geldiğimizde burada hangi rengi seçersek ona yönelik renk değişikliğini seyrediyoruz. Şimdi burada örneğin yeşili seçeceğim ben.
rengin yeşile döndüğünü görebilirsiniz. Sarıyı seçelim şimdi. Sarıya döndüğünü görebilirsiniz. Şimdi kırmızıya yakın bir renk seçelim. Evet, gördüğünüz gibi içerisinin kırmızı renk aldığını seçebilirsiniz. Mavi arabaya yakışıyor. Mavi renge gelelim. Gördüğünüz gibi her yerin mavi olduğunu seçebilirsiniz. Yan kapı kolları, ayak kısımları aynı şekilde yolcu tarafındaki ve arka koltuklardaki ambiyansı görebilirsiniz. Çok şık olmuş. Eski Mercedes'te de vardı bu. Bunda da yine devam etmiş özellikler. Beğendim ben. Bu özellikle çok hoş olmuş. Gördüğünüz gibi renkte değişiklik oluyor sürekli. Animasyon dediğimiz çok renkli animasyon programıyla renkte çeşitleri görebilirsiniz. Şimdi arabanın sürüş modları hakkında bilgi vereceğim. Touchpad'in yanındaki şu tuş arabanın sürüş modu hakkında bilgi veriyor. Şimdi ona basalım. Fonksiyonlarını inceleyelim. Evet. Burada Individual, Sport, Comfort ve Eco modu olmak üzere çeşitli sürüş modları mevcut. Sport modunda 4000-5000 devirden sonra arabanın vites değiştirdiğini, Eco modunda biraz daha ekonomik sürdüğünü görebiliyoruz. Arabanın Eco modunu açıp arabanın direksiyonun yanındaki şu tuşlar vasıtasıyla da vitesi arttırıp sağ tuştakiyle arttırma, sol taraftaki şu tuşla da azaltma fonksiyonunu yapabiliyoruz. Şurada görebiliyorsunuz, bu vites azaltma. Şu tuşta vites arttırma. Sağ ve solda iki kulakçık halinde tuşları görebiliyorsunuz. Evet, şimdi test sürüşlerine geçelim. Arabanın performansını biraz burada test edelim. Arabayı sport moda alıp gaza bastığımızda 4000 devirlerde bile arabada 1 gram oynama olmadı. Kesinlikle savrulma yok, patinaj yok, ESP açık kapalı fark etmiyor. Manevra kabiliyeti mükemmel. Sürerken hiçbir frene dokunmadım. Sürekli gaza bastım. Acaba sert binme yapacak mı araba diye, ama hiç yoldan dışarıya çıkmadı. Kesinlikle savrulma yok. Hızı görüyorsunuz. O kadar hıza rağmen bir tane savrulma yapmadı araba. Güvenlik olarak benden 10 üzerinden 10 aldı. Yavaş giderken bile arabadaki karizmayı görebiliyorsunuz. Arabadaki süspansiyonu görmeniz için çukur bir alandan geçiriyorum şimdi. Farkındaysanız araba hiç fark etmeden yoluna devam ediyor. Arabanın boyu oldukça uzun. 5 metreye yakın boyu var. Tabii böyle olunca manevra kabiliyeti nasıl diye sorular geliyor. Bunun için de
keskin bir U dönüşüyle manevra kabiliyetini, dar yoldan 5 metrelik arabanın nasıl rahat bir şekilde döndüğünü göstermek istedim size. Arabanın 0-100 km hızlanmasını görelim. Bu arada sport modda sürüyorum. Virajlarda dönüşleri çok iyi. Şimdi viraj döneceğiz. Hiç hissettirmiyor bile. Hızımız 140. Virajda gidiyor mu gitmiyor mu hiç belli bile değil. Gördüğünüz gibi şimdi biraz daha viraj daha var. Hızımız 140. Hiç virajda gittiği gitmediği belli değil. Tatlı bir şekilde hiç zorlamadan kendini belli. Değil mi? Yine bir virajdan geçiyoruz. Hızımız 150 civarı. Gördüğünüz gibi hiç belli bile değil. Virajları alırken araba hiç hissettirmiyor. 150 ile keskin virajlarda bile elini çok rahat sarsmadan yol alabilir. Yine bir viraj daha geçeceğiz. Keskin bir viraj yine. Hızımız 135-140 civarında. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Virajdan geçerken yine bir viraj. Gördüğünüz gibi keskin bir fren yapacağım şimdi. Tepkisi nasıl? Evet. Arabanın detaylı bir şekilde tüm bölümlerini sizin için incelemeye çalıştım. Ekstra şurası da çekilse daha iyi olur dediğiniz bölümler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Videoyu beğenip altına yorum eklerseniz iki kat mutlu oluruz. Arabanın akıllı Mercedes uygulaması için ayrıca bir video ekleyeceğim. Bir sonraki videolarda onu takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.